Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sizden gelenler videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, buradan başlayalım hemen. Evet. Beyza Zay onun rüyası. Merhaba rüyamda konuştuğum bir adam vardı. Onunla kendi mahallemde aşağıya doğru beyaz arabayla iniyorduk. Börek yiyorduk. Dışarıda da bir sürü insan kalabalıktı. Sonra Adalet Bakanlığı yazan bir binada durmuştuk. Önümüzde erkek kız toplam iki çift ayrı ayrı duruyordu. Bu kişiyi bir rüyamda da beyaz tavşanları yakalamaya çalışıyordu. Sonra onları tuttu. Yeşil çimenlik bir yerdeydi. Sonra ona koyun yeşil çimen fotoğrafları gönderiyordum. Teşekkürler. Şimdi bu rüyada eğer büyük ihtimal evli değilsiniz Beyza Hanım yani şöyle söyleyebilirim sizi anlayacak yani hani çok zengin de değil ama bu hayat yolunda iyi çünkü beyaz araba sembolü de var şey de var çok sembol var aslında ayrı ayrı değerlendirilecek ama büyük ihtimal evli değilsiniz evli olmadığınıza eminim gibi bir şey çünkü rüya çok ciddi bir şey de içeriyor iyi bir kısmet, iyi biriyle tanışma. Ha tabii evleneceksiniz değil çünkü rüyalar süreçleri ifade eder ve o süreç nasıl ilerler onu bilmiyorum. Gözüm böyle bir şey kaçıyor ya güneş gözlüğü zaten şeyi açtığım zaman gözüm bakamıyorum şeye. Ekrana. Yani iyi biriyle tanışmaya işaret eder arkadaşlar. İyi bir evlilik yaşamaya işaret eder. Gayet güzel rüyanız. Neslihan, Neslihan. Soy ismini söylemeyeyim Neslihan. Belki sıkıntı çıkabilir. Selçuk Bey merhabalar. Kanalınızı takip ediyorum. Rüya yorumlarınızı tamam teşekkür ederim. Selçuk Bey rüyalarınızı e, tamam teşekkür ederim. Ben rüyamda dün gece bir arabanın yanından ama araba kimin bilmiyorum. Arabanın içinde değilim. Ben dış tarafındayım. Arabanın içini görebiliyorum. Koltukları beyaz ya da açık krem ve koyun tüyü gibi bir kumaşı var koltukların. Şimdi arkadaşlar araba sembolü hayatın gidişatıdır. Yani güzel görmüşsünüz koltukları da güzel. Siz sıkıntı çekmiş bir insansınız artık rahata kavuşacağınızı bildirir. Yani hani ömrünüzün sonuna kadar rahat değil de bir rahatlama dönemine gireceğinizi işaret eden bir semboldür. Bu şey olduğu için koyun tüyü olduğu için psikolojik açıdan da rahatlama işaret eder. Ne isteyen Allah yardımcın olsun hayat gerçekten çok zor. Ya hayatın zorluğu anlatılacak seviyede değil arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Devam edelim. Nebiyeva. Azerbaycan'dan bir takipçim anladığım kadarıyla. Çünkü de Türkiye'den sonra en çok takipçim şeyde Azerbaycan'da var. Selam. Azerice çok güzel değil mi? Yani Azerbaycan Türkçesi. Selam. Selçuk Bay. Nasılsın? Size Azerbaycan'dan yazıram. Bugün rüyamda annem bana bir tepsi ceviz verdi. Sizce bu ne anlama gelir? Evvelceden teşekkür ederim. Şimdi ceviz rüyası zorlukla elde edilecek malı işaret eder. Yani cevizi kırmak çok güzeldir. Ama cevizi normal bir şekilde görüyorsanız ki görmüşsünüz biraz zorlanarak güzel şeylere ulaşmaya işaret eder. Yani bunu gören insanlar daha çok işe giriyor ya da zor bir işi başarmaktır. Hani ceviz zorluktur ama kavuşulacak zorluktan sonra kavuşulacak güzelliktir. Yani hayatınızda biraz daha zorluk var ondan sonraki sürecin güzel olduğuna işaret ediyor. Nebi Yeva Hanım. Yani bu büyük ihtimal geçim sıkıntısına işaret eder ama bitecek yani geçim sıkıntınız. Zümra hayırlı akşamlar bir yıl önce gördüm bu rüyayı suya düştüm. Böyle baraj gibi bir yere suyun dibine gidiyorum ve öleceğimi anladım. Ağzımdan kabarcıklar çıkarıyordu. Kelime işaret çıkıyordu. Kelime işaret getirdim ve gözlerimi kapatıyorum artık ölüyorum diye düşünürken. Bir şey beni sırtımdan çekip yukarı yükseldik. Gökyüzüne yükselince beni yukarı çıkaran sırtımdaki galayan ne diye sağıma ve soluma bakıyorum. Krem rengi belki 3 belki de 4 metre uzunluğunda kanatları gördüm. Sırtımdan tuttuğu için yüzünü görmeye çalışıyorum ama göremedim. Bana şunu söyledi. Senin evin çok güzeldi dedi. Selçuk Bey bu rüyamı hiç kimseye anlatmazken size anlatıyorum. Şimdi boğulma rüyasını ben birkaç defa gördüm arkadaşlar. Hepsinde ölümden döndüm. Yani gerçekten bir keresinde en son gördüğümde İstanbul'da karşıma tinerci çıktı. O da iyi huylu bir tinerciydi. Ben sola geçtim, o sola geçti. Ben sağa geçtim, ben sağa geçti. Sonrasında korktum tabii ki. Bıçaklayacak falan diye aklıma geldi. Ki öyle olaylar da çok oluyor. Sigaram var mı dedi. Yok abi ben dedi içmiyorum dedim. Ne diyeceğimi de şaşırdım. Dilim dönmedi yani korkudan. Sonrasında nasılsın dedi. İyi abi Allah'a şükür sizi sormalı dedim. Gitti. Yani o rüyamda da böyle boğulacaktım. Sular birden çekildi. Başka bir özel güvenlikte kavga mı oldu? Sonrasında üstüme araba sürdüler. Dikenlerin üstüne atlamazam ölecektim. Yani buradaki sembolle birleştiğinde hani bir tehlikeden Allah'ın yardımıyla kurtulmaktan ziyade yaşadığınız kötü hayattan da Allah tarafından kurtulacağınıza. Çünkü size gökyüzü Allah'a hani işaret eder. Gökyüzünden gelen örneğin yağmur sembolü Allah'ın rahmeti ve bereketidir. Gayet güzel. Hani semboller gayet iyi. Çok güzel. Yaşadığınız zorluklardan Allah'ın yardımıyla kurtulacağınıza işaret eden çok güzel bir semboldür. Bir de böyle yazanlar arasında var. Onlarla da söyledim. 2-3 kişi yazdı. Selçuk Bey lütfen hayra yorun. Arkadaşlar bakın rüya nasıl yorulursa söyle çıkan bir şey değil. Yani rüyayı sabah akşam hayra yor. Hani İstediğin kadar ilk yorum önemli falan değil ya da hayra yormak önemli değil. Rüya nasıl yorulursa öyle çıkar da değil. Yani çünküse budur yani. Arkadaşlar Hazreti Yusuf adama dedi ki adam dedi kafamın üstünde ekmekler var dedi. Adam yani Hazreti Yusuf öyle yorduğu için mi öldü? Allah'tan gelen mesajlardır. Bunun belli başlı sembolleri var. Ben kötü rüya görüyorum. Sabah akşam iyi yorayım. İlk yorumunda iyi yaptırayım. Gene kötü çıkacak kötü rüya. Ondan onların rüyasını yormadım. Babam arıyor. Babacım dur bakayım. Gene banka numarası yollamış. Merhaba nasılsın abi? Evet. Kardeşim Sadık Sadık Gram. Şimdi rüyada insanların ırkının bir önemli yoktur arkadaşlar. Hani ben Türk gördüm, Kürt gördüm, Yunan gördüm, Rum gördüm. İnsanların sadece insanın sembolünün önemi vardır ve yaptığı eylemin önemi vardır. Çünkü Allah için Allah katında ırk diye bir şey yoktur arkadaşlar. Hepimiz Adem, Adem'in çocuklarıyız. Yani insanlar temel düzeyde kardeştir. Ondan ırkla alakalı bir şey yok. Hani ben şu ırktan birini gördüm bu ırktan. Tehdit edilmek düşman varlığıdır. Yani olduğu gibi çıkan rüyalardan biridir. Sevgili Sadık. Burada başka... İyi akşamlar Selçuk Hocam. Nasılsınız? Altın sarısı başörtü, beyaz gömlek ve altın sarısı etek ve salıncak. Bunlarla ilgili videolar gelecek sevgili Mustafa. İnşallah... Vakit bulduk, buldukça çekebiliyorum arkadaşlar. Rüyada duyulan isimlerle arkadaşlar bunlar pek çıkmıyor. ya Yani rüyada işte bir isim duyuyorsun bir kişinin ismini. O kişi de ismini hiç tanıdığın yok sonra da tanımıyor. Yani ben kaç sene önce şey diye ne Betül diye bir isim duymuştum. Hiç kimseyle tanışmadım yani. Öyle duyulabiliyor arkadaşlar. Bir şey etmiyor. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.